Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir kargo açılımıyla karşınızdayız. Uzun zamandır çok istediğimiz bir yürüyüş bandını aldık. Walking pad olarak geçiyor aslında. Markası da Urevo. Oldukça popüler bir ürün. Biz de bunu alıp deneyimlemek istedik. Yani spor salonuna gitmektense evimize böyle bir alet almak bize daha mantıklı geldi. Zaten geride eliptik bisikletimiz de var. Onu da böyle ara sıra kullanıyoruz ama o çok kullanışlı olmuyor. Bence yürüyüş bandı daha kullanışlı olur. Şimdi sizinle beraber açıp bir içine de bakalım. Bu arada ürün özelliklerini aşağıya link bırakıyorum aldığımız yerden. Oradan girip bakabilirsiniz. Şöyle bir açalım paketi de. Şimdi kutusunu çıkartamıyorum. Şöyle bayağı bir korunaklı gelmiş. Şunları da çıkartıp ürünümüzü konuşalım. Bayağı iyi paketlemiş hayvan. Salladan yapıştırmış oluyor zaten. Ürün fazla ağır olduğu için biz kapatıp köpüklerini çıkardık. Şimdi içerisindeki aletlerini de inceleyelim. Bakalım neler varmış içerisinde. Açamıyorum. İstersen yerde de açabiliriz. Yerde açsak daha iyi olur. Şunu neyse şöyle yapalım. Şöyle kablosu çıktı. Bunu birazdan zaten takıp çalıştıracağız. Daha sonra yağlamak için böyle yağ çıkıyor. Bir de böyle işte kullanmak için talimatlar olan bir kitap var. Onu da birazdan okuruz zaten. Son olarak da kumandası var. Bunu da açıp bakalım bir. Kumandasının yanında bir de pil gönderiyorlar. Aslında Bluetooth'la bağlanması olsaydı daha kolay olurdu. Yani bir daha şey olmazdı ama bu da böyle yükseltmek, alçaltmak, durdurmak için kullanılan kumandası. Evet, ürünümüzü açtık. Görüntüsü bu şekilde. Uzunluğu dediğimiz gibi her şeyi detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekleyeceğim zaten uzunluğunu. Detaylı bir şekilde oradan bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Gayet ince ama birazcık ağır tabii ki de. Evet, ağır. 25 kilo işte. 25 kilo da ideal. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Bakın, bir yere taşımak isterseniz arkadan kaldırıyorsunuz. Önde tekerlekleri var şu şekilde. Rahatlıkla taşıyıp bir yerlere götürebilirsiniz diğer odalarınıza. Son olarak şunu da gösterelim. Bunu böyle kaldırıp kanepelerinizin şu an kaldırmakta biraz zorlanıyorum ama yardım edeyim. Şöyle buraya koyabilirsiniz. Köşede muhafaza edebilirsiniz. Kanepeleriniz arkasına çok rahat bir şekilde girer. Keza yine kanepelerinizin altı müsaitse oraya da girebilir tabii ki de. Aslında bizim istediğimiz katlanmalı olanlardı. Onlar daha az yer kaplıyor ve daha avantajlı oluyor. Ama fiyat yönünden onlar avantajlı değildi. Çünkü onlar 7000-8000 TL arasında. Bunlar da 4000 TL civarında. Bu şekilde. Şimdi kablosunu takalım bir de. Kablosu da şu ön kısımdan takılıyor. Şimdi bir şey de takalım. Şimdi çocuk kilidi devrede. Bunu açmak için, çocuk kilidinden çıkarmak için bir saat boyunca üçüncü devirde kullanmamız gerekiyor. Bakalım. Şimdi bir deneyelim. Dakikadır koşuyorum, yürüyorum. Sesini de şöyle dinletmek istedim size. Çok fazla ses yok bu arada. Ama tek bizim biraz moralimizi bozan kısım, bakın şu köşelerde biraz daha açıklık var. Ama bu tarafta açıklık daha az.
Yani neden olduğunu bilmiyoruz. Onu acaba normal mi diye düşündük. Ama baktım yorumlarda da birkaç kişi bahsetmiş bundan. Köşeleri sürtüyor diye. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz onda da. Şimdi çocuk kilidini açmaya çalışıyoruz. Sonra hızlı halinde size gösteririz tabii. Bakın şurada her şey detaylı bir şekilde görünüyor. Kalori, yaktığımız kalori. Şu an bunu okuyamıyorum ne olduğunu. Bu dakikası. Bu step yazıyor. Bu da kilometre. Bu arada 90 kilodan fazlaysanız çıkamazsınız buna. Haberiniz olsun. Bu arada beni hiç rahatsız etmedi. Hani yanlarında tutma yeri yok diye. Bazılarınızı belki denge konusunda sıkıntıya sokabilir. Annem de bir deneyecek. Onu belki rahatsız edebilir ama biz alışkın olduğumuzdan dolayı, çünkü spor salonunda da çok fazla biniyordum. O yüzden beni rahatsız etmedi açıkçası. Annemden sonra da yorumlarını size iletirim zaten. Şimdi ben bu 1 saatlik süreyi doldurmaya çalışayım. Evet arkadaşlar, çocuk kilidini etkinleştirdik. Daha sonra hızlı ayarda da birazdan size de gösteririz zaten. 6'ya kadar çıkıyor. 6'da da artık koşma aşamasına geliyor. Bayağı bir hızlı oluyor yani. Bir de şundan bahsetmek istiyoruz. Bakın şuradaki ara ile buradaki aranın arasında bayağı bir fark vardı. Bunu da yaptık. Size de anlatalım dedik. Çünkü bu konuda bayağı yorumlarda muzdarip olanlar var. Onları da bilgilendirmiş oluruz. Şimdi biz çocuk ayarından çıktıktan sonra ilk önce şuradaki, bakın şuradaki düğmeyi açıp kapattık. Daha sonra kumandadan eksiye basıp başlattık. Bu arada çocuk kilidi devreye giriyor. Eğer sizin bandınız sağa kaymışsa şurada bir vida var. Bakın boşluk var. Buradan ayarlama yapacaksınız. Bu tarafa doğru kaymışsa buradaki ayarlamadan yapmanız gerekiyor. Bizim bu tarafa doğru kaydığından dolayı buradaki ayarlamayla yaptık. Dediğimiz gibi başlattıktan sonra eksiye basıp ortaya bastıktan sonra şuradaki ayarla sıkıyorsunuz. Daha sonra bu kendi kendine kayıyor zaten. Eşitledikten sonra cihazı bir sefer duraklattık. Daha sonra başlatınca hemen oldu zaten. Şu an tam olması gereken ayarda. İki taraf eşit. Bu işlemi yaparken zaten bant çalışması gerekiyor. Yaklaşık 4. ayarda falan çalışıyor yani. Son olarak size hızını da gösterelim. Sonra videomuzu kapatalım. Şu an cihazımızı başlatıyoruz. Bu en düşük derece. İkinci devire çıktık. Çocuk kilidi olan devir 3. Şu an 4. devirdeyiz ama yakından da gösterebiliriz aslında. Bir spor salonunda genelde 5. devirde yapıyordu. Şu an 5. devirdeyiz. Ses biraz hızlanıyor tabi. Son devirse 6. devirde artık koşma kıvamına geliyor. Bu arada cihazı annem de kullandı. İlk başlarda biraz onun için zor oldu. Hani altından sürekli bir şey kaydığı için. Ama sonra annem de alıştı. Çok rahat bir şekilde annem de binebildi alete. Merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlar kısmında bize sorabilirsiniz. Şu anlık bir sıkıntı yaşamadık. Yaklaşık 1,5 saattir, yaklaşık 1 saatte ürünü kullanıyoruz zaten. Aşağıya açıklamalar kısmına ekleriz. Girip oradan alabilirsiniz. Videomuzun artık kapanışını yapalım. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.